Merhaba arkadaşlar. Şimdi de su dalgalarını inceleyeceğiz. Şanslıyız. Su dalgaları bizim için ışığa çok benziyor. Biz ışığı hallettik zaten. Buraları hızlı hızlı geçebileceğiz. Öncelikli olarak bir su dalgasını tanıyalım bakalım neymiş. Diyeceksiniz ki hocam tanıyoruz, her gün görüyoruz. Haklısınız aslında. Su dalgaları gerçekten de denizde gördüğünüz dalgalardan farkı yok. Aynı şeyden bahsediyoruz burada ama ikiye ayırıyoruz. Doğrusal dalgalar ve dairesel dalgalar. Doğrusal dalga denildiği zaman aklınıza çubuk şeklinde kaynak gelecek arkadaşlar. Çubuk şeklinde kaynak düzenli olarak su yüzeyine çarptığında enerji aktarımı yapıyor ve böylelikle de doğrular şeklinde dalgaların oluşuyor ve ilerliyorlar. İkincisi dairesel dalga. Dairesel dalga denildiği zaman aklınıza noktasal kaynak gelecek. Mesela örnekler derseniz eğer musluktan sürekli olarak damlayan suyu örnek verebiliriz. Damlayan su dairesel dalgalar oluşturur ve bu dalgalar gitgide büyürler ama daire formatını asla bozmazlar. Bakın noktadan çıkıyorlar, merkezleri belli ve bu dalgalara biz dairesel dalgalar diyoruz. Burada hız vektörü gösteriyorum. Hız vektörü unutulmamalı, çok önemli. Her zaman dalga yüzeyiyle dairesel de doğrusalda da mutlaka ki 90 derece yapmak zorunda. Buna dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Peki hocam bu çubukla gösterdikleriniz neler ya da çizdikleriniz neler? Bu dalgayı nasıl anlayacağız biz? Bunun için aslında çok basit bir deney düzeneği olsa da bizim imkanlarımız elverdiği için yapamıyoruz tabii. Su dalgası deneyimiz var. Bir leğenimiz camdan yapılmış leğen. Altında bir boşluk var. Şurada perdemiz var. Karanlık ortamda dalga oluşturduğumuz bu yüzeye paralel ışın demeti düşürüyoruz. Sonrasında benim su yüzeyim, bilmem şu biraz tanıdık gelecek mi? Burası ince kenarlı mercek, burası ise kalın kenarlı mercek gibi davranacak. İnce kenarlı merceğin özelliği neydi? Işığı toplamasıydı. O zaman paralel gelen bu ışık ışınları bu arkadaşın odağında toplanacaklar. Kalın kenarlı merceğin özelliği neydi? Üzerine düşen ışığı dağıtmasıydı. O zaman bu da ne yapacak böyle? Dağıtacak ve böylelikle sizin ışık ışınlarınız bazı yerlerde toplaşacaklar. Bazı yerlere ise hiç ışık düşmeyecek. İşte çizgi ile gösterdiğimiz bu yerler arkadaşlar aydınlık bölgeleri tanımlıyor. Her aydınlığın arasında bir tane karanlık var. O zaman şuralarda ne oluyorlar? Karanlık bölge oluyor. Kimin altı aydınlıktı? Tepe noktasının altı aydınlık. Çukurun altıysa ne oldu? Karanlık oldu. O zaman hemen uyandım. Dedim ki çizgiler tepeyi, boşluklarsa neyi ifade edecekler? Çukuru ifade edecekler. Aynısı dairesel dalgalara geçerli. Çizgiler tepeyi, arada kalan boşluksa neyi ifade edecektir? Çukuru. O zaman bana şöyle bir şey sorsa, dese ki işte şöyle dalgalar verdim, şu ikisi arasındaki mesafe 5 cm dese hemen ne diyorum? Evet, dalga boyu 5 cm. Ya da şöyle dairesel dalga verdim, şöyle, şu ikisi arasındaki mesafe, bakın birini kesikli gösterdim, birini çizgi şeklinde, 4 cm derse neyi vermiş oluyor? Tepe ile çukur arasını. Tepe ile çukur arası 4 cm ise dalga boyunuz onun 2 katı oluyordu. Kaç cm olacaktır? 8 cm olacaktır. Bu şekilde dalga boylarını hesaplayabiliyorum ben. Dalgalar tabii ki durduğu yerde durmuyor. Sürekli olarak hareket ediyorlar ve bir hıza sahipler. Dedik ki hız ortama bağlıdır. Eğer su dalgasındaysanız ortamınız derinliktir. Hızın kök içinde K çarpı H ile hesaplanır. Formülü bilmek zorunda değilsiniz. Bilmek zorunda olduğunuz şey eğer H'tan büyük H'deyse, yani K dalgası daha derinde, N dalgası daha sığ ortamdaysa, ki biz bunu derin, bunu ise sığ diye tanımlıyoruz. Her zaman K'nın hızı L'nin hızından büyük olacak. Aynı dalgadan bahsediyorsanız, frekanslar birbirine eşit olacağından V eşittir lambda çarpı F gereği hızın arttığı yerde dalga boyunda da yapmasını bekliyoruz biz. Artmasını bekliyoruz. O zaman diyorum ki hızlı olduğu yerde dalga boyununda ne olması gerekiyor benim dalgamın? Büyük olması gerekiyor. VK büyük, VL lambda K büyük, lambda D'dir diyorum. Dalgalarının hızı da derinlikle doğru orantılı.
Normal 90 derece yapıyordu. 90 eksi iyidir. Otomatik olarak aslında dalganın da yüzeyle yaptığı açı i kadar oluyor. Kendisi gelme açısı olarak tanımlanabilir arkadaşlar. İyiye biz burada gelme açısı diyebiliriz. Hemen örneğimize bakalım şimdi. Diyor ki bir tane KRM dalgam var. Tam diyor L noktası engele çarptığında. Nasıl görünecekler acaba? L noktası engele çarptığında dikkat edin. LV kısmı henüz yansımadı. O yüzden LV kısmını aynen çiziyorum. Onda herhangi bir farklılık yok. Burası 40 derece ise yüzeyle yaptığı açıyı bulmak istiyorsam normalle yapılan açı lazım bana. Kaç derece yapıyormuş? 50 derece. Bakın hala bana geliyor. Yansımadı henüz. KL kısmı sana attı arkadaşlar. Yansıdı. Neyle gelmişti? Şöyle bakın 40'la gelmişti. Yansıma sonrasında isterseniz onu buraya çizebilirsiniz kafanızın karışmaması için. Hız vektörünüz yine nasıl gidecek arkadaşlar? 40'la gidecek. Ben buna yansımış olan dalgayı dik olarak çizecek olursam burası 40 derece ise yüzeyle yaptığı açının ne olmasını bekliyorum? KL kısmının 50 olmasını bekliyorum. O zaman buraya hemen şöyle yansımış artık geri dönmüş olan K ucu ve L ucunu çiziyorum. Yüzeyle yaptığım açının da kaç derece olması gerekiyormuş? 50 derece. Bir kısmı yansıdı geri dönüyor. Bir kısmı hala gelmek üzere. L noktası yüzeye çarptığında görüntüm bu oluyor. Bu doğrusal dalgamdı. Dairesel dalgama baktığımda dairesel dalgam da doğrusal bir engelden yansıma yapabiliyor. Nasıl bir yansımadan bahsediyoruz? Bakalım şimdi. Benim kaynağım tam O noktasındaydı. Buradan çıkan dalgalar gelip engele çarptığında sanki aynı mesafede arka tarafta O üstü gibi bir kaynak varmış gibi gidiyorlar. Bakarsanız eğer şöyle merkezi O üstü olacak şekilde böyle saçılan dalgalar şeklinde, açılan dalgalar şeklinde gidecekler arkadaşlar. Bu da dairesel dalgamın düzlem şeklindeki bir engelden yansıması oluyor. Yansımaya devam ediyoruz. Işık benzetmelerimize devam ediyoruz. Doğrusal engelimiz düzlem haline gibi davrandı. Şimdi küresel engellerimiz var. Şu şekilleye benziyor desem eminim ki öğrencilerin çoğu zaten çukur ayna diyecektir. Aynen öyle davranıyor arkadaşlar. Çukur aynaya hız vektörlerini ışık gibi düşünün demiştik. Nasıl geliyorlar? Paralel. Çukur aynaya paralel gelenler odaktan giderdi. O zaman sizin hız vektörleriniz bunlar olacak. Bunlara uyumlu olarak dalgalarınızı çizerseniz eğer doğrusal gelenler dairesel dalgaya dönüştü dikkat. Hemen tümsek aynaya bakalım. Paralel gelenler tümsek aynada nasıl gidiyorlardı? Uzantıları odaktan geçecek şekilde gidiyorlardı. O zaman buradan çıkmış gibi davranıyor dalgaları. O yüzden hız vektörlerini çizdim. Böyle şuradaki bir nokta kaynaktan, noktasal kaynaktan çıkmış gibi davranacaklar. Yine çukur aynam odaktan geldi. Odaktan gelenin nasıl gittiğini biliyorum. Paralel gittiğini biliyorum. O zaman dairesel gelen dalgaların doğrusal hale geldi. Dikkat. Yine çukur aynam merkezden geldi. Merkezden gelen biliyoruz ki ne yapacaktır? Kendi üzerinden geri dönecektir. O zaman gelen dalgalar yine şöyle bir noktada toplanacakmış gibi geri dönüyorlar arkadaşlar. Devam ediyorum. Tümsek aynada herhangi bir yerden geldi. Görüntüyü hatırlayın. Tümsek aynada cisim nerede olursa olsun görüntü odakla ayna arasında bir yerde oluyordu. Burada da aynısı geçerli. Nereden gelirse gelsin. Aynanın arka tarafında bir yerden doğmuş gibi oradaki noktasal kaynaktan çıkmış gibi gitmesini bekliyoruz. Çukur aynam 1.5 F'den geldi arkadaşlar. 1.5 F'den gelenin ne yapmasını bekliyorum? 3 F'den gitmesini bekliyorum. Bakın 3 F'de toplanacakmış gibi gidiyor dalgalarınız. Bir süre sonra 3 F'de toplanacaklar. Bunu toplanma demiyoruz da biz genel olarak odaklanma diyoruz. Odaklanmayı lütfen yanlış anlamayalım. İlla odak noktasında toplanma değil. Odaklanma dediğiniz şey toplanmaydı hatırlarsınız. Bunu zaten söylemiştim ben size. Mesela bize sorsa ki bu şekillerden hangilerinde odaklanma var dese. Bakın odaklanma var. Bakıyorum buraya ve o gayet dağılıyor. Buna bakıyorum bir yerde toplaşıyor odaklanma var. Bakıyorum ki o gayet dağılma var. Buna bakıyorum bir yerde toplaşıyor. O zaman 3 şeklinde odaklanma
bir ortamındaki. O zaman bu en hızlı olmalı. V1, sonra kim geliyor? V3, sonra kim geliyor? V2. Ben biliyorum ki derinlikle hız doğru orantıdır. O zaman nasıl sıralayacağım? H1, H3, H2 şeklinde de derinlikleri sıralamış oluyorum. Artık bize hangisini sorduysa. Burada bir sorundaysa K ortamından L ortamına geçiş sağlanmış. K'dan dalga boyum 6 santim, L'den dalga boyum ise 3 santim verilmiş. Ne oldu? Dalga boyum azaldı. Neden azaldı? Demek ki derinlik değişti. Hemen yorumluyorum o zaman. Diyorum ki hangisi daha derindir derseniz eğer ne olacaktı arkadaşlar? K, L'den daha derin olacaktı. V lambda çarpı F mantığı güdülürse. Frekansınız aynı zaten. Çıktınız gidiyorsunuz. Kaynaktan çıkınca frekans değişemezdi. O zaman hızla dalga boyu doğru orantılı olacaktı. Bu durumda K'daki hızınıza 6 diyebilirsiniz.